Evet, başlıyorum arkadaşlar. Değerli basın mensupları, sene başından bu yana üst üste üzücü olaylar yaşıyoruz. Deprem, çığ felaketi, uçak kazası, intiharlar ve İdlib'den arka arkaya gelen şehit haberleri. Dün de ikinci Almanya'da yaşanan ırkçı saldırıyla sarsıldık. Bu olayda 5 vatandaşımız yaşamını kaybetti. Öncelikle Almanya'da yaşanan bu ırkçı saldırıyı lanetliyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve diğer kurbanlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu acı olaya son dönemde dünyanın birçok ülkesinde siyasete hakim olan kutuplaştırıcı, gerçek ötesi, popülist siyasetin yol açtığını görmeliyiz. Irkçılık, mezhepçilik ekseninde düşman yaratarak oy devşirmeye, yalanı doğruymuş gibi anlatmaya dayanan gerçek ötesi siyaset insanlığa ağır bedeller ödetmekte. Bu siyaset bir yandan demokrasinin ve hukuk devletinin kalitesini düşürmekte, diğer yandan otoriterleşen bir yönetim anlayışına yol açmakta. Demokraside ifade özgürlüğünden, hukuk devletinden yana olanlar bu kutuplaştırıcı siyaset karşısında kararlı bir mücadele içinde olmalıdırlar. Dün yüreğimizi yakan bir başka olay İdlib'de yaşandı. İdlib bölgesinde bir hava saldırısında 2 askerimizi şehit verdik. 5 askerimiz de yaralandı. İdlib'de Şubat ayının başında önce 8 şehidimizin, bundan bir hafta sonra da 5 şehidimizin haberleriyle kahrolmuştuk. Gelen son şehit haberleriyle bir ay bitmeden Suriye'de verdiğimiz şehit sayısı maalesef 15'e yükseldi. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar temenni ediyoruz. Biliyoruz, ateş düştüğü yeri yakıyor. Analarının kınalı kuzuları Mehmetçiklerimizin baba ocaklarında şu anda yangın var. Şehitlerimizin ailelerine sabır diliyoruz. Değerli basın mensupları, geçtiğimiz hafta liyakatin olmadığı yerde felaket olduğunu ifade etmiştim. Maalesef yaşadığımız her felakette liyakatsizliğin ağır bedeli daha iyi anlaşılıyor. Dün İdlib'den gelen şehit haberleri felaket zincirlerine eklenen yeni bir halka oldu. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında askerlerimizin hava saldırısı sonucunda şehit olduğu ifade edildi. Peki hava saldırısını kim yaptı? Nereden geldi bu uçaklar? Kimin bu uçaklar? Bununla ilgili herhangi bir açıklama yok. Ama Rusya İdlib çatışmasızlık bölgesinde Suriye hatlarını yaran teröristlere Suriye hükümetinin isteğiyle hava saldırısında bulunduğunu açıkladı. Bu saldırıda bir tankın, 4 zırhlı personel taşıyıcının, 5 pikap kamyonun yok edildiği ifade edildi. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının İdlib'de tam olarak ne yaşandığını bilmesi en doğal hakkıdır. Bunu Rus kaynaklarından değil, devletimizin yönetenlerinden öğrenmek istiyoruz. Kimse havaya bakıp ıslık çalarak sorumluluktan kaçamaz. Orada şehit olan, gazi olan bizim askerlerimiz. Bizim gözümüzde tek bir Mehmetçiğimizin kesip attığı tırnak İdlib'den hatta Suriye'nin tamamından da daha değerlidir. Millet olarak şehit olan askerlerimizin nasıl şehit olduğunu bilmek istiyoruz. Her şeyden önce Türkiye Suriye'ye savaş ilan etti mi, etmedi mi? Neden bu kadar şehit geliyor savaş ilan etmediysek? Eğer savaş ilan ettiysek bundan milletimizin de meclisimizin de neden haberi yok? Savaş ilan etme yetkisi meclisimizde. İkincisi, askerlerimiz İdlib'de bir takım unsurlarının yanına iliştirilip sahada bunlara kalkan mı yapılıyor? Üçüncüsü, İdlib ve etrafında 5000'in üzerinde asker sevk ettiğimiz söyleniyor. İdlib üzerinde hava hakimiyetinin sağlanmadan Tugay büyüklüğündeki bir askeri birliğin göz göre göre sahaya neden sürüldüğünü iktidara soruyoruz. Saraya soruyoruz. Neden açık hedef haline getirildiler Mehmetçiğimiz? Mehmetçiğimizin canı bu kadar mı ucuz? Değerli basın mensupları, Türkiye maalesef akılla değil, kin ve öfkeyle yönetiliyor. Şimdi de Ruslara karşı Amerika'dan Patriot bataryaları istediğimiz söyleniyor. Şimdi daha geçen yıl Rusya'dan S-400'leri almak için Amerika Birleşik Devletleri'ne rest çekmedik mi? S-400 alacağız diye Rusya'ya 2,5 milyar dolar
Ödedik mi? Ödedik. Ve S-400 alacağız diye daha önce $1,5 milyar ödediğimiz F-35'lerden vazgeçtik mi? Geçtik. Tüm bunların üstüne Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin ekonomik yaptırım tehditlerine maruz kalmadık mı? Kaldık. Peki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının cebinden hem S-400 hem F-35 için bugüne kadar $4 milyar çıkmış. Ve elimizde askerimizi hava saldırılarına karşı koruyacak ne bir S-400'ümüz, ne F-35'imiz, ne de Patriot'umuz var. Bu arada şehitlerimizin Rusların vurduğu tankta olduğu anlaşılıyor. Hatırlayacaksınız, modern tanklar yapılsın diye ihaleye çıktık. Bu çerçevede bu ülkenin göz bebeği tank palet fabrikasını da bu iktidar Katarlılara verdi. Güya ihale tamamlandıktan sonraki 18 ayda tanklar Türk ordusuna teslim edilecekti. Ama bıraktık tankı, daha tankın motoru bile ortada yok. Mehmetçik Suriye'de fakat elimizde modern tanklarımız, alacağımız modern tanklarımız hala gelmedi. Tüm bu yaşadıklarımızın adı düpedüz beceriksizliktir. Akıl tutulmasıdır. Ve böylesine bir savrulma bugüne kadar ne görülmüş ne de duyulmuş bir şeydir. Değerli basın mensupları, Rusya tabii ki önemli bir komşumuz. Tabii ki Rusya ile iyi ilişkilerimiz olmasını önemsiyoruz. Ancak bu ilişkilerin dengeli olması ve asimetrik bir bağımlılığın yaratılmaması gerekir diye bu iktidarı birçok defa uyardık. Bununla ilgili bir de rapor hazırladık. Ama dinlemediler. Suriye'de Rusya ile iş tutacağız diyerek Rusya'ya 2016'dan bu yana vermedik taviz bırakmadılar. Ukrayna'yı bypass eden Türk Akım projesini Rusya'ya altın tepside sundular. Ruslar boruları bizim topraklara döşedi, indirimi ise Bulgarlara verdi. Türkiye yönetenlere de Türk Akımı'nın adını Putin koydu diye övünmek kaldı. Akkuyu nükleer santraliyle de ülkemizi nükleer enerjide Rusya'ya uzun yıllar bağımlı hale getirdiler. Ruslara nükleer santral inşası için orijinal sözleşmede olmayan pek çok kolaylık daha sonradan verildi. Rusya'ya başta enerji olmak üzere pek çok alanda bugün çok daha bağımlıyız. Dün Ruslara tüm bu tavizleri verenler bugün Ruslara karşı hava desteği için başı kesik tavuk gibi oradan oraya koşturuyorlar. Ya da bu izlenim veriliyor. Ama bu arada olan da aslan parçası Mehmetçiklerimize oluyor. Suriye krizi patladığında bu iktidar milletimize sormadan Ensar Muhacir edebiyatıyla milyonlarca Suriyeli'yi ülkemize aldı. Sonuç ortada. Şimdi bir milyona yakın mülteci de kapılara doğru geliyor. Suriye'nin stratejik limanlarını Ruslar, petrolünü ise Amerikalılar kapattı. Bize de 4 milyon diyoruz, 5 milyon adı çıkabilir, Suriyeli'ye bakmak düştü. Milletimiz $40 milyar fazla bir faturayı ödemek zorunda kaldı. Başımızdakiler diyor ki bir 40 daha öderiz. Artık yeter. Türk askerinin kanı, birilerinin siyasi ihtirası, birilerinin bölgesel hesapları için masaya sürülecek peyakçesi değildir. Şu andan tezi yok, hükümet derhal gelip İdlib'de yaşananlar konusunda gerekirse kapalı bir oturumda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gerekli bilgiyi vermelidir. Dün ve bugün gerekli çağrıyı grup başkan vekilimiz yaptı. Bu konuda tek sorumlu AK Parti Genel Başkanı değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, AK Parti grubu ve AK Parti'ye destek veren Milliyetçi Hareket Partisi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve milletimizin hakkını, hukukunu korumak zorundadır. Tek bir kişinin ihtirası, öfkesi ve yetersizlikleri koskoca bir ülkenin geleceği ve kaderiyle artık daha fazla oynamamalıdır. Değerli basın mensupları, liyakatsizliğin sebep olduğu tek felaket Suriye'de değil, ekonomide de büyük bir felaket ve buhran yaşıyoruz.
Bu ülke bu hale geldiyse, bugün benim Anadolu'daki vatandaşım konteynerlerden evine çöp, rızık topluyor, götürüyorsa, hafta pazarlarının atıklarını toplayıp evine götürüyorsa, meydanlar açız açız diye bağırıyorsa, evinin kirasını ödeyemiyorsa, suyunun parasını ödeyemiyorsa, elektriğinin parasını ödeyemiyorsa ve artık yandım Allah diyorsa, benim halkım, vatandaşım, bu ülkeyi bu hale kim getirdi? Bu hükümet getirmedi mi? Bir seçim satım ailene girildiği zaman bunların hepsi hatırlatıldığında neyin bedelinin, kimlerin ödemesi gerektiği işte buradan ortaya çıkıyor. Değerli arkadaşlar, bunlar benim sözlerim değil. Erdoğan'ın 18 yıl önce söylediği sözler. Bir daha bakalım. Ne demiş? Vatandaşlarımız çöplerden rızıklarını topluyorsa, pazar artıklarını evine götürüyorsa. 18 yıl sonra bugün o günden farklı bir manzara mı var? Saraylarından bir sokağa çıksınlar, çöpten geçinen vatandaşlarımızın halini bir görsünler. Bir pazar yerine gitsinler, vatandaşların pazar yerindeki fiyatlarla ilgili neler dediklerini bir duysunlar. Dolmayan filelere, akşam pazarında bile etiketlerdeki yangına bir baksınlar. Nereden nereye? 18 yılın sonunda döndük dolaştık, aynı yere geldik. Başka ne diyor Erdoğan? Millet meydanlarda açız açız diye bağırıyor. Evet, öyle bir devir yarattılar ki artık millete sadece meydanlar değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hatta kendi parti gruplarında ben açım, çoluğum çocuğum aç diye bağırıyor. Ama Erdoğan bu feryatları aldırmıyor bile. 18 yıl önce işlendikleri sesleri şimdi duymaz oldular. Milleti unuttular. Nereden nereye? Son 18 yılda ülke olarak milyarlarca dolar borç aldık. Ama 18 yılın sonunda döndük dolaştık, başlangıçtan çok daha kötü bir noktaya geldik. Buna şimdi kalkıp bu ülke iyi yönetildi diyebilir miyiz? Hayır. Bu ülke çok kötü yönetildi, bu ülke savruldu. Evvel zaman içindeki Erdoğan'ın sözlerine devam edelim. Vatandaş evinin kirasını, faturasını ödeyemiyor, halk yandım Allah diye bağırıyor diyor. 18 yıllık yönetimlerinin sonunda millet artık yandım Allah demiyor. Millet artık doğrudan kendini yakıyor. Ama bunları görmek için göz, duymak için kulak, ikrar edebilmek için dil ve hakkı teslim etmek için temiz bir kalp gerekiyor. Bunlar çıktıkları kibir kulelerinden milletin halini ne görüyorlar ne de duyuyorlar. Damadın çok ömerli beyanatları bile artık milleti güldürmüyor. Damat enflasyonda, kurda ve faizde büyük başarı sağladık diyor. Kayınpeder damadın gazına gelip vatandaşımızın geleceğe olan güveni artıyor diyor. Ama diğer tarafta Ankara'da bir öğretmenimiz eğitim sisteminin rezaletine ve yaşadığı adaletsizliklere dayanamayarak hayatına son veriyor. Antalya'da bir işçimiz 26 bin liralık borcunu ödeyemediği için intihar ediyor. Cizre'de engelli bir vatandaşımız kaymakamlık binasından kendini atıyor. Kocaeli'nde yine bir işçimiz çalıştığı fabrikada ekonomik ve ailevi sıkıntılarla canına kıyıyor. Ama saraya göre vatandaşın umudu artıyor. Sarayın damadına göre ekonomi şahlanıyor. Dün TÜİK tüketici güven endeksini açıkladı. 12 aylık ortalamaya bakarsak tüketici güveni tarihinin en düşük seviyesinde. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsizlik beklentilerine baktığımızda ise 2012'den bu yana yayınlanan serilerde en kötü seviyede olduğumuz gözüküyor. Suriye kaynaklı jeostratejik riskler artarken damat hem döviz kurunu hem de faizi beraberce kontrol etmeye çalışıyor. Dün dolar 6 lira 10 kuruşu aşmasını engellemek, doların 6 lira 10 kuruşu aşmasını engellemek için kamu bankalarına 800 milyon dolar sattırıldığı söyleniyor. Hazır adamı dayanır. Bugün dolar 6 lira 10 kuruşu da aştı. Referans kağıdın faizi de %11,4 civarına yükseldi.
Hem kur hem de faiz yeniden beraberce yükselmeye başladı. Terazinin bir kefesinde milletten kopan bir sosyetenin pembe rüyaları, diğer kefesinde milletin çektiği acılar var. Ne güzel demiş Ziya Paşa, idraki mali bu küçük akla gerekmez, zira bu terazi bu kadar sikleti çekmez. Nereden nereye? Son 18 yılda milyarlar harcadılar. Ama 18 yılda dönüp dolaşıp geldiğimiz yer işsizlik ve yoksulluk nedeniyle yaşamına kıyan insanlar, vatandaşlarımız. Bütün bunlara karşılık da başarılıyız, hala başarılıyız diyebilen bir ekonomi yönetimi. Beceriksizliklerini allayıp pullayıp başarı diye satmaya çalışıyorlar. Değerli basın mensupları, geçtiğimiz hafta bir diğer felakette hukuk cephesinde yaşandı. Osman Kavala uyduruk bir suçlamayla yargılandığı bir davada 840 gün tutuklu kaldıktan sonra beraat etti. Tahliye edildiği gün başka bir uyduruk suçlamayla gözaltına alındı. Ardından da yeniden tutuklandı. Oysa Kavala'nın tutuklanmasına gerekçe gösterilen, son tutuklamasına gerekçe gösteren suçlama için daha önce mahkeme re'sen tahliye kararı vermişti. Kaldı ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bu iki suçlama için, ikisi de dahil, yani birinden Avrupa İnsan Hakları birinci beraat ettiği birinci suçlama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde tarafından eleştirilmişti. Bu suçlamada, yani tutuklandığı, yeniden tutuklandığı bu suçlamada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından hak ihlali kararına bağlanmıştı. Mahkeme şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu kararıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu kararını da tanımamış oluyor. Tabii burada özellikle AK Parti Genel Başkanı'nın Kavala için bir manevra ile onu beraat ettirmeye kalktılar ifadesini kullanması Türkiye'deki ucubeliğin, rejimin ucubeliğinin tüm dünyaya bir kez daha teşhir oldu. Hakimler Savcılar Kurulu'nun da Cumhurbaşkanı'nın bu sözlerini emir bilip beraat kararı veren hakimler hakkında soruşturma açması ise yargı bağımsızlığı açısından gerçekten bir felaket oldu. Sokrates 2500 yıl öncesinde bir yargıç iyi niyetle dinlemeli, akıllıca karşılık vermeli, sağlıklı düşünmeli, tarafsızca karar vermelidir diyordu. AK Parti maalesef yargı sistemimizi 2500 yıl öncesinin de gerisine götürdü. Hep söylüyoruz, devletin dini adalettir. Eğer devleti yönetenler adalete saygı göstermez, öfkeyle hareket ederse, o devletin sadece hukuk devleti veya demokratik kimliği değil, devlet olma vasfı da tartışılmaya başlar. Maalesef bu anlayışla devletimiz çöldeki kabile devletleriyle aynı seviyeye indirilmiştir. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sorularınız varsa cevaplayayım. Evet, buyurun. Fox TV Gökhan Mısırlı. Efendim, Avusturya Büyükelçiliğine Ozan Ceyhun'un atanması bugün gündeme düşen haberlerden bir tanesiydi. Bununla ilgili çeşitli tepkiler geliyor. Daha doğrusu Ozan Ceyhun'un geçmişiyle ilgili, daha önce Devyol üyesi olduğu hakkında cinayet davasından yurt dışına kaçtığı ve bu davanın zaman aşımına uğraması gibi iddialar var. 1992 yılında kendi isteğiyle Alman vatandaşlığına geçtiği yine söyleniyor. Şimdi bu ismin Avusturya Büyükelçiliğine atanması, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi açıkçası son dönemde Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan atamalar diplomasi mesleğini bir kariyer olmaktan çıkarttı. Bu kişi hangi diplomatik kariyerine dayanarak Viyana gibi önemli bir merkeze büyükelçi olarak atanıyor? Bir de kendisinin bundan önce Praga atanan büyükelçinin Egemen Bağış'ında yakın dostu olduğu söyleniyor. Herhalde orada canları sıkılmasın diye birbirlerine yakın olan yerlere gönderildiler. Tavla oynarlar. Şunu açık söyleyeyim. Gerçekten şu anda
Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan bu atamalar işba noktasını geçmiştir. Yani yeni deyimiyle doyum noktasını aşmıştır. Nitekim Dışişleri Bakanlığımıza da bakıyoruz. Mesela soru soruyorlar, İdlib'de bu işler ne olacak diye. Ona diyor, Milli Savunma Bakanlığımız karar verecek. Diplomatlarımız da artık yavaş yavaş bu işlerden ellerini eteklerini çekmeye başladılar gibi geliyor bana. Bu ülkeye yapılacak en büyük haksızlıktır. Türkiye'nin gerçekten ta Osmanlı döneminden gelen liyakatli bir diplomatlar ordusu vardır. Kariyerleri son derece yüksektir. Şimdi bunlar bir kenara itiriliyor ve ithal bir takım isimlerle gerçekten Türk diplomasisine ciddi zararlar veriliyor. Efendim, ATV Haber'den Samet Özsaylan. Dün Ünal Bey bir açıklama yapmıştı. Orada bir cümlesi vardı. Türkiye halkı Suriye ile savaşmak istemiyor. Suriye'den Türkiye'ye herhangi bir tehdit söz konusu değildir demişti. Cahit Özkan'dan bir cevap geldi buna. Kendisi de CHP Atatürkçü Parti ise misak-ı milli sınırlarını bilip bu konuda bizim yanımızda olmalılar dedi. Sizin bir cevabınız olacak mı buna? Nedir yani, misak-ı milli sınırları daha mı öteye gidiyormuş? Bakın arkadaşlar, misak-ı milli sınırları Kurtuluş Savaşı'mızla birlikte çizilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak da biz sınırlarımıza her zaman sahip çıktık, çıkmaya da devam edeceğiz. Burada en ufak bir endişe olmamalıdır. Burada tabii Türkiye için en büyük tehdit Suriye'den gelecek yeni bir göç dalgasıdır. Sanıyorum Ünal Bey de bunu söylemek istemiştir. İkinci bir 40 milyar doları daha harcayacak takatimiz yok arkadaşlar. Ünal Kaya, CNN Türk. Efendim, iki sorum olacak müsaadenizle. Birisi, Meral Hanım'ın yaptığı bir açıklamaydı partisindeki istifalardan sonra. 98'i hatırlatıp o dönemde düğmeye basılmıştı, şimdi de bir düğmeye basıldığı anlaşılıyor dedi. Siz siyasette böyle bir durum görüyor musunuz? Partilerin karıştırılmaya çalışıldığına yönelik Sayın Bahçeli'nin de açıklamaları vardı. Yorumunuz ne olur? Hatta üçüncü blok diye de nitelendirmeler var. Bir, bunu sormak isterim. İkincisi, 11. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'ün de bazı değerlendirmeleri oldu. Hem Gezi bağlamında değerlendirmeleri oldu, hem de parlamenter sistem vurgusu da vardı. Neler söylersiniz? Şimdi tabii blok sözü çok doğru bir söz değil. Türkiye'de ittifaklar var. Bu ittifaklardan bir tanesi tek adam parti devleti otoriter rejimi etrafında oluşmuş olan ittifak. Diğeri ise demokrasi ittifak. Bunun bir kısmı açık ittifaklar, bir kısmında milletimiz sandıkta meydana getiriyor. Dolayısıyla üçüncü blok falan bunlar hayal. Ya demokrasiden yana olacaksınız, düşünce özgürlüğünden yana olacaksınız, hukukun üstünlüğünden yana olacaksınız ya da tek adam parti devleti rejimini savunacaksınız ve giderek otoriterleşeceksiniz. Hukuk liginde 50 sıra birden düşeceksiniz. O nedenle şunu açık söyleyeyim. 3. 4. 5. blok hayal. Ama Türkiye'de demokrasiden yana olanlar, Türkiye'de hukuk devletinden yana olanlar, Türkiye'de çok daha güçlü yeni bir parlamenter demokrasiden yana olanlar hızla kuvvet kazanıyorlar. Ve ben Türkiye'nin geleceğinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin odak noktası olma vasfını taşıdığı bu birlikteliğin Türkiye'yi bu sıkıntıdan, bugün içine düştüğü bu sıkıntıdan kurtaracağı kanaatindeyim. Şimdi bu düğmeye basıldı, basılmadı. Bunlar tabii Türkiye'de demokrasimizin ne halde olduğunu gösteren bir takım yaklaşımlardır. Kim düğmeye bastı, kim düğmeye basmadı onu ben bilemem. Bu konuda bir görüş de söylemek istemem. Ama Türkiye'nin tek bir kurtuluşu vardır.
O da demokrasidir. O da sandıktır. Dolayısıyla orada burada düğmeye basıp bu ülkede bir takım hayallerin peşine düşenler sonuç itibariyle hüsrana uğrayacaklardır. Buradan bir başka meseleyi daha söyleyeyim. Yani esas burada düğmeye basılma, demokrasiye karşı bir bu lafı telaffuz etmek dahi hoşuma gitmiyor, darbe girişimi olacağı, hep bakıyorum Pelikan medyasında ortaya çıkan unsurlar. Yani iktidara yakın olanlar bunu söylüyor. Demek ki iktidarda bu konuda bir bilgi var. Onlara düşen görev de bunun üzerinden ülkeyi kutuplaştırmaya çalışmak değil, bir an önce bu işleri yapmayı düşünenlerden ya da buna soyunanlar varsa bunları ortaya çıkarmaktır. Yani Sayın Abdullah Gül önceki dönem bu ülkenin Cumhurbaşkanı. Tabii bir takım değerlendirmelerde bulunuyor. Bu değerlendirmelere baktığımız zaman onun da mevcut tecrübeleri ışığında özgürlüklerden, parlamenter demokrasiden daha güçlü bir parlamenter demokrasiden yana olduğu ortaya çıkıyor. Ben teşekkür ediyorum.